odaya gelmiştim ama çok yoruldum gelirken. Zaten uzun bir süre bavul taşıdım. O yüzden bir şey çekmedim yani odaya geldiğimde. Odaya geldikten sonra ne yaptım? Video çektim, böyle bir içimden geldi. Hazır eşyalarımı bavuldan boşaltacakken çekeyim dedim. Zaten 3'te de dersim var. O yüzden hazır çıkacağım kombini de yaptım, şu an onunla bekliyorum. Çarşaflarımı yıkatmıştım, onları geçirdim. Bavulumu boşalttım. Dolabımı düzenledim. Göstereyim size de. Çarşaflarımı geçirdim. Akşam da duş alıp buraya öğle yatacağım. Mis gibi olacak. Dolabımı düzenledim şöyle. Yani düzenledim dedim, yerleştirdim. Öyle, şimdi de biraz daha bekleyip çıkacağım. Çeyrek geçi falan çıksam yetişirim. O yüzden bir 5-10 dakika dinleneceğim. Böyle bir şeyler dağıtılıyor. Tavuk pilav, lokma falan, onlar da bakıyor. Öyle yemek yememiştim zaten. Fakültesine gidiyorum ama ilk defa gideceğimizden yerini de bilmiyorum. Zaten hastaneye gitmekten korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse bakalım. Bu arada bu randevum da 11.30'da ama şu an, pardon 11'de, şu an 10.30, navigasyonla 10 dakika gösteriyordu. Ay 15 dakika gösteriyordu. Bakalım, umarım yetişirim. Ama yetişirim herhalde ya. Ama zaten bugün çok bir şey yapmayacak, o yüzden korkmamı gerektirecek bir durum yok. Bakın bugün pembiş pembiş oldum. Burada bir yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolu gerçekten çok güzel bence. Ama kaç kere yürüdüm diye sor. Maksimum 10'dur, o da çok oldu yani, o kadar bile yürümemişimdir. Ama bayağı güzel. İşten sonra da yemeğe giderim muhtemelen. Sonra 3.30'da yine dersim var. Bu aralıkta ne yaparım bilmiyorum artık. Galiba az kalmış. Bu arada bana sürekli diğer fakültelere çekmemi de söylüyorsunuz ama genelde buraya gelmiyorum. Gelmişken size biraz etraf çekeyim. Burası Su Ürünleri Fakültesi, bir de Mühendislik Fakültesi'nin deri mühendisliği bölümüymüş. Diş hekimliğini de bu tarafta gösteriyor ama yani nereden gideceğim? Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Biraz kayboldum galiba. Acaba diş hastanesi fakültenin içinde mi? Böyle bir soru da var kafamda. Değilse yanlış yere geldim ama buradaysa nerede? Buradan bir yerlerden gidiyorum ama şu taraflarda bir yerde gösteriyordu. Şurası diş hekimliğinin derslikleriymiş. Burada iletişim fakültesiymiş. Bu galiba. Ama dümdüz çıksaymışım, bulacakmışım, ben içerilerden dolandım. Bulamamışım, burası da değil. İlk muayene için farklı bir yere gitmem gerekiyormuş. Şimdi oraya gidiyorum. Şuraya gideceğim galiba. Şimdi odaya gidince anlatayım artık ne yaptığımı. Pek hoş bir menü değil. Bezelyeye karşı bir fobim var.
kaç dertlerimizi aldık, oturuyoruz. Sezon açıldı. Gerçi bu ikinci. Bugün havaya özel boncuk kolye de taktım. Vay ya. Ben yazı getirdim. Ben seni aradım ya. Evet. İşte işlerime baktılar. Adam diyor ki işte şuna vuruyor, içlerine bakıyor, işte çürük, çekilecek. Oraya bir de giriyor diş diş. Çok korkunç. Böyle ince bir şey var. Hayır, bana söylemiyor. İnce bir şey var. Onunla dişime şöyle yapıyor. Ay evet. Ha, onu yapıyor canım. Tamam. Sen hiç gitme bir şey. Hayır, gittim ama bizde hiç öyle şeyler yapmıyorlar. Hayır, tamam. İnce uçurup yapıyor, şey yapıyor, oluyor böyle. İşte burada onu yaptı. Neyse ki röntgen çekilmiştim dedim 5 gün önce. Ben röntgen çekildim. Ben sıra mıra bekleyemem dedim. Doktor geldi. Onlar anlayamadı tam şey, emin olamadılar. Sonra bir kadını çağırdılar. Onlar asistan mıyız? Asistan muhtemelen. Kadını çağırdılar, işte o baktı, lenf bezime falan baktı, buram ağrıyordu deyince. Sonra cerrahiye gittim, korktum. O sırada da Elif aradım. Elif'e sordum direkt çip çekerler mi diye. Ta 14 Mart'ta bana şey verdi, tetkik. Daha tomografi falan çekecekler muhtemelen. İşte sinire yakın sanırım. Tetkik yapacaklar. Ne düşün bu ya? 20'liyim yandırıyordu ya. Evet. Onu çekeceklermiş. Bu taraftaki de sığmıyormuş çeneme. Birden fazla gibiydi de oldu. 4 tane çekecekler. Oha. Üsttekileri de çekeceklermiş dişlerimin. Diş kalmayacak ağzımda. Sonra bu yamuk olanı çekin, şunu çekin. Tamam, üsttekileri niye elliyorsunuz? Senin dişin değil, gitmek zorunda ama. Ama şunun yandırması çok komik ya. Orada kocaman ekrana getirdiler. Ben de çekeceğim. İşte yüzü küçük olursa böyle acılar çekersin. Sonra işte sıra aldım. Sonra da geldim. Derse geldim. Şimdi İlaç Kimya dersi var. Dünkü akran çalışmasıydı. Bugün de kayıt altına alacak. Dersler şimdi çıktık. Bir tek geleceğim. Bizim kaydımız çünkü çok bölündü. Normalde bunları az önce gösterdiğim ekranlardan kayıt ediliyor işte kameralarla. Doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz diye hocalarımız değerlendiriyor. Ama bizimki bugün bir ses kaybı oldu. Sesi tam gelmedi. Sonra görüntü gitti falan. O yüzden 3 kere falan bölündü. Ondan dolayı çok uzun sürdü. Yani yeni çıkabildik. Normalde yarım saat bile sürmüyor ama bizimki bayağı uzadı. O yüzden diğerleri de geç girdi falan. O şekildeydi. Başka şimdi de tekrardan oturmaya gidiyorum kızların yanına. Akşam da dışarı çıkacağız. O şekilde şu an sınavımız çok hemen gelmiyor. Bir ders çalışma daha bulunmadım. Olsun, bir şey olmaz. Daha 2 haftam var. Kahve içmeye gidiyoruz yine. Bugünün ikinci kahvesi. Yetmiyor bir. Bir de gidip küçük de içmemiz lazım. O yüzden şimdi çıktık öyle. Hava da çok güzel zaten. Yaz gelmiş. Haberiniz olsun. Olmadı. Biraz da bu kısmını görün. Yani hiç sınavımdan sonraki haftalarda da bu şekilde geçiyor. 2 gündür ders çalışmadım. Muhtemelen yarın da çalışmam. Bir perşembe günü falan bir başlarım diye düşünüyorum. Çünkü yine 2 hafta var sınavıma yani. Bunu süreceğim. Bunu bir marka göndermişti keratin bakımı yapmak için. Bu da bakım kremi. Yüzüme yani şu an bir şey uygulamıyorum hiç. Sadece yıkıyorum ve sabahları nemlendirip güneş kremi sürüyorum. Geceleri de cildimden aldığım ilaçları kullanıyorum. Bu arada saçlarımın rengi bayağı aktı. Yani şu an ıslak olduğu için gözükmüyor ama son boyattığımda bildiğiniz siyah gibi olmuştu. Şu an aktı bayağı. Uzatmaya çalışıyorum, artık kendi saçlarımı uzatacağım. Şimdi şunu kullanacağım. Bu arada bunlar reklam değil yani. Yeni aldım bugün. O yüzden denemek istiyorum. Kullanmadan önce çalkalamam gerekiyor mu?
Neyse çalkalamayacağım. Çok güzel kokuyor bu arada. Böyle tatlı şekerli bir kokusu var. Biraz beklesin sonra kurutacağım. Bu arada biraz hızlı davranmam gerekiyor. Ben video çekiyorum diye oyalanıyorum ama. Şimdi bir video çekmiştim bugün. Bu arada ben onu size söylemedim. Dışarı çıkmadan önce bir saatim falan vardı. O arada hem video çektim. Yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Sonra yemek yedim. Sonra da görüşme yaptım. Yani bayağı verimli bir saat geçirdim. Şimdi o videoyu editleyeceğim çünkü yarın bir daha uğraşmak istemiyorum.